Merhaba arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza mama verecektik. Dedik bunu bir videoya alalım. Kuşlarımız mamayı nasıl yiyor? Kendi yaptığımız mama var biliyorsun. İçinde sebze olarak bugün havuç, kırmızı pancar ve dolmalık yeşil tabak var. Harici yumurta da hazırladık verdik ve kendi mama karışımımız. Baharat ve tohumlardan oluşan kendi mama karışımımız var. Şimdi bunları inceden kuşlarımıza verelim. Mama vermek neden önemli? Kuşlarda bir kere vermeden önce ondan bahsedeyim. Özellikle yavrulu takımlarda arkadaşlar, yavru bakan kuşlarda şöyle bir durum söz konusu. Verdiğimiz, ben biliyorsunuz sade akları kullanıyorum. Sade akları yavru beslemeleri tek başına yeterli değil maalesef. Bunu farklı gıdalarla takviye ederek yavruların ve anaçların gereksinimlerini, vitamin, protein, mineral, yağ, bunları gereksinimlerini katlamak için bu mamayı yapıyoruz. Ben haftanın 6 günü kuşlara mama veririm. Yani yavrulu takımlara 6 gün veririm. Yavrusu olmayanlara işte 2 günde bir, 3 günde bir mama veririm. İsterseniz ufaktan doğru mama çok önemli. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Her mama markası sağlıklı değil, bilginiz olsun. Özellikle içinde şeker ve türevi bulunan mamalar kesinlikle zararlıdır. Yani ha kuşunuza zehir veriyorsunuz, ha şeker veriyorsunuz, hiçbir farkı yok. Ufaktan başlayalım mama vermeye. Şöyle. Bunların yumurtaları var. Kuşları çekebilirsin. Bir de arkadaşlar şu çok önemli. Kuşlara yavru sayısına göre mama verin. Mutlaka mesela bunlarda yumurta var sadece. Bunlara az verdim ama bunun altında 6 tane yavru var. Dolayısıyla verdiğim mama miktarı fazla. Bunda sadece yumurta var. Az miktarda veriyorum. Bakın şu kadar. Şu bile fazla aslında. Bunlar yeni yumurta dizmeye başladı. Yeni takımlarımızdan bir tanesi. Şu yumurtalarını çıkartmaya başladı. Ona yüzden bir tık daha biraz fazla vereceğiz. Şunlar yeni işleme takımımız. Az vereceğiz. Bakın mamayı yiyorlar, görüyorsunuz. Şöyle çek istersen. Kuşların ayrıca şu var. Şu soruları da çok alıyorum. Abi benim kuşlarım mama yemiyor. Ne yapabilirim diye sorular alıyorum. Benim kuşlarım mama yemesinin sebebi şu. Yavruluğundan beri bende oldukları için mamaya alışkınlar. Yani benim kuşlarıma, salma ve kuşlarıma her gün mama veririm arkadaşlar. Ama az miktarda veririm. Yani çok yemezler. Yağlan mamaları için. Salmada oldukları için de zaten yağlanmıyorlar kolay kolay. Bir kuşa mamaya alıştırabilmeniz için önce doğru mamayı vermek. Yemiyorsa bile zamanla sürekli vererek kuşun mamaya alışmasını sağlamak. Şöyle bir şey yapmayın. Yani yemi önünden alıp aç bırakıp da mama vermeyin. Hayvan, kuş istiyorsa yiyecektir. Zaten zamanla alışıyordur. Mesela bunda yavru var. Bunda yumurta var. Bu da yeni beslememiz. Buna bir miktar az veriyoruz. Bunda 5 tane mine yavru var. 2 yavru ama fazla büyük değil. Az miktarda veriyoruz. Bu takımımız yumurta hazırlığında. Buna az miktarda veriyoruz. Fazla değil. Burada teklediğimiz bir erkek var. Az miktarda. Burada yavrularımız var. Buna biraz daha fazla vereceğiz. Kuşlar yabani olduğu için kolay kolay gelmiyorlar. Evet, sultanlarımıza gelelim. Sultanlarımıza da fazla olmamak kaydıyla şöyle cennetlerimize de bir miktar verelim. En altta biliyorsunuz cennetlerimiz var. Burada yumurtada olan bir takımımız. Bu yavrularını
çıkarttı. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu bir ikazda komple boşaltmıştı. Yeni bir eşlemeydi. İkazda komple boşalttı. Boğazda 6'da 6 dolu çıkarttı. O yüzden yani ilk ağız kuşlarda, hatta ilk ağız değil ikinci ağızda da sabır göstermenizde fayda var. Evet, Lesling dişimizle parçalı resesif erkeğimiz yumurtaları çıkarttı arkadaşlar. Bu benim güzel şeyler beklediğim bir takım, bekleyip göreceğiz. Umarım iyi bakıcı çıkar. Dediğim gibi şunu da belirteyim, haftanın ben 6 günü mama veriyorum dedim. Fakat bu 6 günün kışın 4 günü yumurtalı mama, yazın 3 günü yumurtalı mama veriyorum. Diğer günler arkadaşlar yumurtasız mama veriyorum. Sebebi şu, sürekli hayvansal protein yiyen muhabbet kuşlarında zamanla organ yetmezlikleri, gut hastalıkları, dokularda şişmeler gibi durumlar meydana gelebiliyor. Beslenme durumuna göre siz de buna mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Evet. Al bakalım oğlum. Aferin sana. Bu daha yavrularını büyüttü, daha yumurtlamadı dişi. Yani bir haftadır popusu şişik. Umarım korktuğum şey başıma gelmez. Bunun kaç tane vardı? 6 tane yumurtası var. Yatıyor ha. Yavru. Mama verelim. Bunda kaç tane var? Bu yumurtayı atmış. Bir tane de yavrusu var. Az verelim buna. Şunda yeni yavrusu çıktı. Şurada yeni bir eşlememiz var. Onu da verelim şöyle. Evet, burada bizim Sultan yavrumuza bakan takımımız. Şimdi Sultan yavrusundan sonra uzun bir süre yumurta yapmadı. Şimdi yumurta yaptı, yumurtalarına yatıyor. Aşağı yukarı 4 tane mi 5 tane mi yumurtası var. Bekleyip göreceğiz. Erkeği İngiliz kırı, dişisi dışarıdan geldi. Çekoslovak arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama bakıcı kan gayet güzel. Bunun yavrularından hatta kendimizi ayıracağız. Üretimhanede de çalışmak terletiyor insanı. Evet, bunun yavruları var. O yüzden bir miktar daha fazla veriyoruz. Bu yumurta hazırlığında Rainbow dişimiz arkadaşlar. Şurada teklediğimiz bir erkeğimiz var. Az miktarda veriyoruz buna. Şurada yavruları yeni çıkan bir takımız var. Bu ara şey sayısı çok arkadaşlar. Üretim halimizde yumurta sayısı çok. Yani et yavru sayısı çok. Yani tahmin ediyorum bu ara yuvalardan yavru almamız bayağı azaldı. Sebebi şu, yumurta ve et yavru sayısının çok olması. Ama bir 15-20 gün sonra tabii durum değişecek. O et yavrular büyüyecek. İşte şu yeni eşlediğimiz bir takım. Önceden hatırlıyorsunuz yumurta yetmiyorlardı. Alt kafesteydiler, küçük kafeste. Buraya aldık ve şu anda 3 tane yumurtaları var. Bu işi seviyoruz ve selam. Arkadaşlar, kameraman da kız kardeşim, kendisi gıda mühendisidir. Şimdi o çok konuşmak istemez. Gıda ile alakalı yorumlarını alacağız ama başka zaman inşallah. Evet, bunda dün tek bir yavrusu çıktı. Gelelim. Evet, sultanlarımız kuruluşuna başladılar. Şimdi diyeceksiniz ki bunda niye yemlik yok arkadaşlar? Sebebi şu, dişi aşırı yem döküyor. Benim öyle bir taktiğim var. Yem döken dişilerin önünden 4-5 saat yemliği alıyorum. Yemi bulamadıkları zaman bir süre sonra yem dökme olayına son veriyorlar. Bu da size küçük bir bilgi olsun. Evet, yeni eşlemelerimizden bir tanesi. Yumurtaları var. Burada yavruları olan bir takımımız var. Buna biraz fazla vereceğiz mamayı. Evet.
Al bakalım. Burada yumurtaları, çok yumurta var. Böyle denk geldi bu süreçte. Olsun bakalım. Burada yavru yok. Yavrularını yeme düşürü. Burada da yumurta var. Yani. Burada da yumurta var. Burada et yavrular var. Yani mama vermeden üretim yapılsaydı arkadaşlar, inanın bu kadar zahmete ve masrafa girmezdim. Görüyorsunuz terlemeye başladım ufaktan. Bu işin esprisi bu. Üretim işi zor ve meşakkatli bir iş. Yani kuşları kafese atıp önüne yemini suyunu koyup bu şekilde olmuyor. Mama yapmanız, her gün taze mama yapmanız lazım. Yani yaptığınız mamayı dolaba koyup ertesi gün veririm zihniyetine sakın girmeyin. Dolaplar artı 4 derecededir. Buzdolapları artı 4 derecede de bakteri üremesi meydana gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden taze taze yapıp vermeniz her zaman daha sağlıklı olacak. Evet, bir yeni eşlememiz var burada. Burada iki tane tüylenmiş yavrumuz var. Ona o miktarda verelim. Bu yavrularını yeme düşürdü en alttaki takım. Yumurta diziyor. O yüzden şöyle. Evet. Hadi bir geri çıkalım. Şimdi bu kadar mamamız kaldı. Bu mamaları ne yapacağız? Tabii ki şurada bizim sevgili arkadaşlar. Yeni yeme düşmüş yavrularımız oluyor. O bir tanesini annesi biraz dövdü iyileşme sürecinde. O bizde kalacak. Bir 15 gün sonra bakın. 15 gün sonra düzelecek ama. Yani yarası kabuk bağladı. Düzeltti. Bayağı kötü durumdaydı. Kanatları, kafası falan. Gözleri. Verdik. Şimdi salonumuzdaki kuşlara verelim. Tuttan papağanlarımıza da vereceğiz. Evet. Bakın salmada aşağı yukarı 35 tane kuş var. 2-3 takım kuşa verdiğim mamayı veriyorum. Ve bunu 4-5 saatte çok rahat bitiriyorlar sevgili arkadaşlar. Birazdan saldırırlar zaten. Sultan yavrularımız var aşağıda. Biliyorsunuz önümüzdeki sezon sultan üretimine, tabii ki birinci üretimimiz yine muhabbet kuşu olacak ama sultan üretimine de ağırlık vereceğiz. Yani aşağı bir 10 takım sultan yapma niyetimiz var. Çünkü piyasadan talep var. Evet, kuşlarımız mama yemeye başladı, salmadaki kuşlarımız. Aynı zamanda mineral blok koyduk bugün. Yerde görüyorsunuz. Mineral bloğu da çok seviyorlar. Bugün killi kömürlü verdik. Ondan önce, evet bu arkadaşlar bizim evde beslediğimiz Şakir'imiz. Evde el büyüttüğümüz yavru, elle beslemeyle büyüttüğümüz yavru. Büyük ihtimalle erkek olacak gibime geliyor benim. Benim öngörüm o şekilde. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kuşlarımıza mama yaptık. Verdik. Afiyetle yiyorlar. Yani gördüğüm kadarıyla kuşlarımızı şu anda özellikle yavrusu olanlar mamaya abanmış durumdalar. Fena bir şekilde. Besleyip yavrularını besliyorlar. Yavrularını götürüyorlar. Videonun sonuna geldik. Şöyle bir çek istersen bak, şöyle mama yiyorlar sürekli. Şöyle alttan. Sürekli bir mama yeme içgüdüsündeler. Cennetlerimiz de yiyor. Sultanlarımız da tercih ediyor sevgili arkadaşlar. Evet. Videonun sonuna geldik. Mama, her şeyin bir özetleyeyim önce videoyu. Mama çok önemli üretimde. Doğru mama, doğru beslenme çok önemli. Buna azami dikkat edin. Etmiyorsanız, yani ben 3 günde bir 4 günde bir mama veriyorum yavru takımlara diyorsanız üretim yapmayın arkadaşlar. Sonra hüsrana uğruyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum bu arada. Instagram sayfamızdan işlerimizin yoğunluğu nedeniyle, işlerimizin büyümesi ve yoğunluğu nedeniyle sadece saatlendirme ve satışla alakalı mesajlara geri dönüş yapabiliyoruz. Mesajım görüldü de cevap verilmedi derseniz sebebi budur arkadaşlar. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum ama dediğim gibi bizim de bir sosyal hayatımız var, bizim de bir yaşantımız var. 24 saat elinde telefonla duramam maalesef. Kendinize çok iyi bakın. Sonbaharın
tam olarak Gelgirize'den bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.